Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Memur ve emekli maaş artışları TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılacağı açıklamasının ardından hazırlanan düzenleme meclisten geçti. Ayrıca işverenlere asgari ücret desteği 400 liraya çıkartılırken en düşük emekli maaşı ise 5.500 lira oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. %25'lik zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı da %30'a çıkartıldığını duyurdu. Erdoğan ayrıca işverene asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltildiğini ve en düşük emekli maaşının ise 5.500 lira olacağını belirtti. Bu açıklama sonrası hazırlanan düzenleme meclisten geçerek yasalaştı. İşverene destek 400 TL'ye yükseltildi. Kanuna göre, asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023'te de devam edecek. Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, Ocak-Haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Özel sektör için 500 liralık destek. Prime esas günlük kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 500 lira olarak esas alınacak. Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ila 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen %16,48 artış oranı, %13,52 puan eklenerek %30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki %13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.